Selam millet, Survivor hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir The Forest bölümleri stackledik arkadaşlar. Biriktirdik yani. Ve şu an burada geçen bölüm 30 dakika sürdü. Kusuruma bakmayın. Veya 30 dakika istiyor musunuz? Bunu bana yazın. Şu an şöyle The Forest istiyorsunuz. The Forest geliyor bol bol her gün arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hafta sonu da yaklaştı. Yayın da yapabiliriz belki. Tam olarak bilmiyorum. Ama umarım hoşunuza gidiyordur. Like atın. Arkadaşlarınızla kanalı paylaşın. Millette bu fikirlerimizden, bu güzel böyle tomruk odası fikirlerimizden yararlansın. Bunu hep beraber isterim. Yani biliyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde, bakın hiçbir şekilde kazancım yok. Bunu zaten yayında da yazdınız. Gerçekten şey yorumlarda birisi yazmış. Abi işte hiçbir kazancı yok, helal. İşte devam ediyor işte bizim için. Gerçekten öyle. Yani ben ne gerek var bunları yapmaya? Ben Apple'da çalışıyorum. Yani sizin için, eğlendiğim için şu an yapıyorum. Gerçekten hani zaten anlıyorsunuzdur. Gerçekten istediğim için yapıyorum. Hani The Forest'i fazla oynamak istemesem de gerçekten şu an bayağı bir zevk alıyorum. Çünkü çok güzel fikirler ürettik. Çok güzel tuzaklar gördük. Çok güzel evler yapıyoruz. Bu ev hala 218 tomruk istiyor ve karanlık oldu. Şimdi tabii ki ipimiz yok muydu bizim? Uyuyabiliyor muyuz? Bence uyuyalım arkadaşlar. Yani güzel parlıyor ediyor ama 11. güne geçiş yapalım. 11. günde bayağı bir şey olabilir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 11. günde bayağı bir sıkıntı olabilir. Normalde buranın etrafına mod api ile çit çekmek istedim demin. Öyle bir şey yapsam mı? Yorumlara yazın, mod api ile buranın etrafına çit çekelim mi? Yoksa bu güzel şeylerin kırılmasına mı izin verelim? Yani mod api'yi açıp bir tuşla bütün yerlileri öldürebiliyorum. Bütün hayvanları öldürebiliyorum. Bu da oluyor. Ama böyle bir şey yapalım mı bilmiyorum. Gerçekten güzel şeyler yaptık. Tabii ki buraları yaparken hani kreatifte de yapabiliriz bunları ama kreatifte bir heyecanı yok. Yani tuzak var burada. Ne bileyim, tomruk toplayıcımız, tomruk odamız oluyor, oluşuyor. Bunları kreatifte yapıp da kimse gelmedikten sonra yararı kime? Veya bu oyunda bütün yerlileri öldürsem yararı kime? Yani tomrukları niye toplayayım ki? Hile iyi bir şey değil arkadaşlar. Ben hileyi baştan beri sevmiyorum. Ama yani hile ile, mod api ile abi buranın etrafına çit çek, öyle savaşırız. Gözünü seveyim diyorsanız çekerim. Çünkü buraları gelip yıkmalarını istemiyorum. Açık konuşacağım. Şimdi şöyle bir şey deneyebilir miyiz? Tamam, bunu koyduktan sonra, bunu bitirdikten sonra şunundan tekrar taş toplamaya gidebiliriz. Bayağı bir hızlı oluyor çünkü bununla. Bir, iki, üç, dört. Ana. R. Bir, iki, of, üç, dört. Ağacın gıcırdamasıyla yeminle var ya, şu an bir yerli merli gelse bayağı bir korkacağım. Çünkü iguanaların bile yürüyüşünden korkuyorum şu an. Gelseler böyle of, şu an kalbim acıyıp atıyor. Çünkü çoktandır sessizdi. Aa, uyuduk. Susuzluğumuz, açlığımız, kolamız yok. Kolamız yok. Arkadaşlar, sanırım hatta şöyle bir şey var. Karakter Hard Survival'da karakter hastalanınca can kaybetmeye başlıyor. Yani gölden su içemeyiz. Tencereyi nereden alabiliyorduk ya?
Pencere çok yakın bize. Mi? Evet. Do, re, mi? Oha. Sürekli taş geliyor. Wow. Nice hack. Nice hack. Daha iki adım arkaya attık. Bir sürü taş geldi. Evet. Taşımız yok. Bakalım ne kadar taş alıyormuş bu araba. 2, 3, 4. Almıyor. O zaman şu taşı da alalım. Gidelim. Biraz orijinal renk çekti canım. Bu orijinal mi abi? Güzelmiş. Evet arkadaşlar, nasıl? Bayağı bir güzel güzel devam ediyoruz. Güzel güzel Apex evimiz ile çatıyı hileyle yapayım. Hayır, o zaman bu şey odanın bir anlamı kalmıyor. Tomruk odasının. Ama bakın, çiti şu dikenli çiti bu köyün etrafına yapayım mı yapmayayım mı söyleyin. Birisi yazsın, herkes oraya yorum atsın, herkes beğeni atsın. Hatta ben yorum atacağım bu videonun altına. Unutmazsam şayet yorum atacağım. Diyeceğim ki bu köyün altına şey gelsin mi, köyün etrafına şu çit gelsin mi diyeceğim. Siz de ona beğeni atın veya bir kişi yapsın, diğerleri beğeni atsın. Ben atmadıysam eğer. Hemen gösteriyorum. Where are you? Neredesin? Şu defansif şeyi, şunu arkadaşlar, köyün etrafına yapayım mı bir, hatta yapacağım, evet sanırım yapacağım, ama hileyle mi yapayım yoksa kendimiz mi yapalım? Unutmayın, hard survival'dayız. Unutmayın, bir saldırıda buralar her yer gidebilir, çünkü armzinin hepsinin gücü çok fazla. Yani şu an size sorabilsem, yap deseniz yapacağım. Tamam mı? Yap deseniz yapacağım. Burası çok güzel oldu ya. Şurası kapansın bir de, tamam. O seni kaçırmam. Sizi kaçır. No. Bana tuzağımı kırdıracaksınız. Başka tamir edilecek bir şey var mı? Oo, burası niye tamir ediliyor? Hep sizin yüzünüzden. Bakma öyle. Bak işte. Yine kaçtı. Niye kaçıyor? Kafayı yiyeceğim. Ne oluyor ya? Tamir ettik ya abi. Ne istiyor? Ha. Şunu deneyecektik. Hemen bakıyoruz. Var ya, her an canavar gelebilir. Şunu. Bir saniye. Hı? Şu olabilir. Bir saniye. Şöyle. Şuraya. Hı. Tamam. Ah. No. Ne? Tüy bıraktı. Dur abi, bir saniye ya. Bir saniye ya. Kendine gel. E'yi koydurmuyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şunu silelim. Tamam. Güzel. Bak, kaçmıyorlar. Aa, resmen vuramıyoruz. Abi, bu şeyin üstündeyken vuramıyoruz. Neyse, bitecek. Burası da bitecek. 1, 2, 3, 4, 5. Yap abi, dışarıdan yap hadi. Abi açlığımız var ya, açlığımız var ya. Bir çikolat. Bir çikolat olabilir. Arkadaşlar, o çatıyı o tomruk sistemiyle yapacağım. Umarım yukarıda sürekli ağaç olur. Sürekli ağacımız bulunur. Aa. Şu tavşanı yiyebiliriz.
Çikolatayı maalesef. Ha, susuzluğa karşı da... Oha! Bu ne? Blueprint. Ha. Evet. Evet abi dur. Bunu maviye boyayabiliyoruz. Hihi. Tada. Güzel oldu mu? Olmadı mı? O zaman mavi turuncu şey yapalım. Turuncu da oluyordu çünkü. Turuncu. Ha dur bir saniye. Çek çek çek. No. Şu ve şu. Şu ve şu. Bir daha turuncu oldu. Hatta kendi üstüne bir turuncu bir renk geldi. Bence ne gerek var? Yani zaten turuncu. Onun için biz geri mavi yapalım. Tuzluluğa karşı şunu yiyelim diyecektim. Yedik. Tamam, güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet abi. Şunu da bitirelim. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Wow. Çok güzel. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor mu? Tomruk odası oluyor mu? Bence çok güzel oluyor. Az kaldı. Ben diyorum ki etrafa en azından biraz tuzak muzak yapalım. Çünkü bayağı bir işimize yarayabilir. En azından şu tuzaklardan filan. Misal. Biz çarpmazsak iyi olacak. Biz çarpmazsak iyi olacak. Taş filan ararken. Şimdi bu bombalı mı? Bu bombalı abi, tamam. Başka evin uzak bir yerine, tabii ki. Evlerin uzak yerlerine. Mesela buraya. Bir tane daha olabilir. Düt diye gelebilir mesela buradan Armzi. Belki şuradan geçer yani. Ne biliyoruz? Bandımız var mı? Harcadık. Kaç tane bandımız var? Bir tane. O zaman şunu koyalım. Bundan bayağı koyabiliriz sanırım. Şuralara. Belki buralara, yakınlara da koyabiliriz. Bir iki şöyle görünmeyen tuzaklar belki işimize yarabilir arkadaşlar. İşimize yarayabilir. Çünkü ha bu arada şu mızrak olayını bunu biliyor muydunuz? Şu mızrağı da oluyor mu? Buna olmuyormuş. Yani bu mızrağı bir yerliğe attığınız zaman yanıyor. Tabii yani mızrak güzel uçmasa gerek. Armzilere karşı unutmayın. Armzilere karşı ateş iyi. Şey pardon. Virginyalara karşı ateş, yani ateş ok, vesaire gibi şeyler yapabilirsiniz. Bu tarafları da koyalım ya. Ne olur ne olmaz. Aslında full etrafa yan yana bundan koyacaksın. Çok güzel olabilir. Oh. Normal şişe mi istiyor o? Molotof istemiyor mu? Peki. Abi. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen şunu da bitiriyoruz. Şunu da bitiriyoruz. 1, 2, 3. Sanırım 5 oldu. Ne yapalım? Biraz tavşan avına mı gitsek ya? Biraz tavşan avına gidelim arkadaşlar. Şöyle saklanarak. Dün 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 dün
Gizlenelim. Evet, böyle gizli gizli giderken şuradaki bombaya çarpıyormuşuz. Çok güzel olur. Hard Survival'da iyi bir hasar verdiği için iyi ölebiliriz. Aynen ha. Yani yerliler çok bayağı iyi hasar veriyorsa Hard Survival'da, bombalarımız, oklarımız vesaire de bayağı bir iyi bir hasar vermesi lazım. Normalde. Tavşanlar genelde böyle arazilik yerlerde geziyorlar ama bilemiyorum yani. Du du du. Du du du. Vallahi görecekmişiz gibime geliyor ya bunları. Yakınlarda, yakınlardalar sanki. Aman gelsinler, elektrikli testeremiz var. Yani en azından golemlere karşı. Abi tavşan. Where are you? Neyse abi. Aman. Aman. Ben kendi şeylerimi şu an kendim göremiyorum ya. Gerçekten kendim göremiyorum arkadaşlar. Neyse. Abi tavşan. Ya istiyorum ama. Buralarda geziniyorlardı. Ha. Şu yukarıda olabilirler arkadaşlar. Şu yukarıda olabilirler. Onun için biz o tomruk şeyini bir bitirsek mi ya yavaş yavaş? Orada bir ağaç kessek. Gather heads diyor abi. Kafa istiyor benden. Totem için. Of. Ne yapıyoruz? Oradan çıkamıyorsak sola geçiyoruz. Buradan çıkması lazım. Hop, buradan değil aslında ama. Stop. Of, düşüyorduk ha. Evet abi, ne istiyor bu? 8 tane ip mi istiyor? Nereden bulacakmışız onu? Saçma. Aslında değil. İki tane ip, 10 tane de tomruk lazımmış. Neyse, tomrukları madem öyle, tomrukları kesebiliriz. Ses çıkarsak mı şununla? Başarı mı kazandım? Niye? Steam başarılar ne işimize yarıyor arkadaşlar? Bilen var mı? Satabiliyor muyuz? Bir şey mi yapabiliyoruz? Anlamadım. I don't know. Bu arada benim sanırım 6 sene oldu Steam. Veya şey, Überfünfjahre diyecektim Almanca. 5 seneden fazla. 5 sene diyorum. On seneden fazla Steam hesabım olduğu için öyle bir şeyim var. Logom var şeyde. Steam'de. Aynen 4 tane tomruk. 4 tane tomruk istiyoruz. 4 tane. Aynen 4. Bir tane mi? Yapma abi ya. Aa dur. Bir tane keselim, bir ağaç, tamam mı? Diğerini de, diğer üçünü de şeyden atacağız. Direkt. Aa ama ip yok ki. Bitmedi. Direkt oradan aşağı atacağız diye düşündüm. Ama bitmedi. Şey bitmemiş oluyor. Neyse arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Yine 20 bölüm olmuş. Kola da içemiyoruz. Şu şeyi de bitirelim. Bu yorumlara, bu videonun altına lütfen yazın. Cheat çekelim mi mod API ile? Çünkü bayağı bir uzun olacak o cheat. Çekelim mi, çekmeyelim mi? Çünkü biliyorsunuz bayağı bir tehlikeli gelecekler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.